Bu Çekirge Sultan'ın mezarının yanında bir bayana ait mezar taşı var değerli dostlar. Onu görelim. Bu Fatma Nafiye Hanım ismindeki bir bayan mezar taşı. Bakın bayan mezar taşı olduğunu nereden anlayabiliyoruz? Değerli dostlar bakın çiçek motifleri var. Bu arada mezarın ayak ucundaki kitabeli mezar taşını görelim. 52 nolu görselimizle daha yakından görmüş olalım. Bakın burada çok ilginç bir detay var. Değerli dostlar mezarın hotoz dediğimiz başlığının normalde bayan mezar taşlarında başlık olmaz. Yani bir sarıktır, herhangi bir kavuktur vesaire olmaz. Hotoz dediğimiz böyle bir başlık olabiliyor. Hotozun altında bir de gerdanlık var. Çok ilginçtir. O gerdanı yakından görelim 54-53 nolu görselde. Bakın takılar var gerdanlıkta, takılar var. Bu ne demektir? Osmanlı mezar taşlarının bir güzelliğidir bu değerli dostlar. Bakın altınları, takıları dahi bayan mezar taşlarına işlemişler. Bu bir duanın bir noktada mezar taşına yansımasıdır. Ya Rabbi bu ölen kişiye cennet takılarını lütfeyle anlamına gelir. Bakın mezar taşlarında meyve motifleri yer alabilir, çiçek motifleri yer alabilir. Bu şekilde gerdanlıklar yer alabilir. Bunların her biri bir duanın bir noktada mezara yansıtılmış halidir. Yani bu kişiye ya Rabbi cennet bahçeleri nasip eyle, cennet meyvelerini, cennet çiçeklerini, cennet takılarını lütfeyle anlamında bir güzelliktir. 1871 yılında vefat etmiş olan Fatma Nafiye Hanım isminde bir bayana ait mezar taşıydı. Onun yanında bir erkek mezarı var. 54 nolu görselimizi rica edelim. Bakın burada değerli dostlar sütun şeklinde erkek mezarı yer alıyor. Mezar taşını daha yakından görelim 55 nolu görselde. Bu bayandan bir 7 yıl kadar sonra 8 yıl kadar sonra vefat etmiş olan 1879 yılında vefat etmiş olan Hasan isminde bir erkeğe ait bir mezar taşını da Osmanlı dönemine ait görüyoruz. Değerli dostlar türbenin bir de girişe göre sol yanında çok süslemeli güzel bir yine bayan mezarı yer alıyor. 56 nolu görselimizi rica edelim. Bakın bu türbenin hemen girişte sol yanında yer alır. Çıkışta sağda kalır. Bir lahit şeklinde belki Bursa'daki en güzel lahitli mezar taşlarından birisi. Ve bu mezar 2. Abdülhamit'in emri ve izniyle buraya gömülmüş olan bir bayana ait mezar taşıdır. Daha yakından görelim mezar taşlarını. Yandan bir önce 57 nolu görselimizi görelim. Bakın yine çiçek motifleri mezarın baş kısmında yer alıyor. Bu da burada bayan yattığının bir anlamı konum anlamında ama kitabesi yer alıyor. Hem ortada hem yanda hem cami tarafından hem türbeye gelenler tarafından görülebilsin diye aynı şekilde yazılmış olan talik hattıyla bir şiir. Ve bu şiirde çok ilginç bilgiler de yer alıyor ve bu yatan kişinin Ser Kilari'nin yani Kilerci Başı'nın eşi olduğu ifade ediyor. Kilerci Başı Osman Efendi yani bir noktada sarayın 2. Abdülhamit döneminde Kilerci Başı'ymış Osman Efendi. Onun eşi ve züht ve takvada zamanının Rabiatül Adeviyyesi diye ifade var mezar taşında. Öyle bir züht ve takvaya sahip kişi olduğu ifade ediliyor. Ve değerli dostlar ve çok ilginç hava değişimi için Bursa'ya gelmiş iken aniden vefat etmiş ve burada kalmış. Ve padişahın emri ve izniyle burada Murat Hüdavendigâr Türbesi'nin önüne gömüldüğü ifade ediliyor. Hasene Hanım isminde bir bayan yatıyor burada. Hicri 1320 tarihinde, miladi 1902 yılında vefat ettiği burada ifade edilmiş oluyor. Peki değerli dostlar bu arada türbenin önünde bir de Çanakkale şehitlerinin isimlerinin yer aldığı bir levha yer alıyor. O görselimizi rica edelim. 59 nolu görselimize geçelim. Ve bu türbenin önüne Çekirge bölgesinden, Çekirge semtinden Çanakkale savaşlarına katılmış olan kişilerin isimleri yer alıyor. Şehit düşmüş olanların isimleri yer alıyor. Hemen levhanın arkasında da isimler devam ediyor. 60 oğlu görselimize devam edelim. Bakın burada Çekirge'den Çanakkale savaşına katılmış şehit düşmüşlerin isimleri var. Değerli dostlar Bursa'dan Çanakkale'ye savaşa katılmış ve şehit düşmüş çok sayıda kişi yer alıyor. Hatta isimleri tespit olmuş olan envanterlerde en fazla şehit sayısı Bursa ilimize aittir değerli dostlar. 3000'den fazla şehit verilmiştir Çanakkale Savaşı'nda ve sadece Çekirge semtinden bakın onlarca şehidimiz olduğu bu tabelada verilmiş oluyor.